Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halki Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Hani keçeki suhbatımızda buradalar, siz bilen biz takva hakkıdaki dersimizi bir şaşırış tüketip koyan boludik. Lakin aslında köprü vakitte gelişlik kere gidi. Ve bugün özü tartıp koyacağı ana şu üçüncü ders rızka baraka apkiradigan sevaplardan üçüncüsü bu sile-i rahmde ötmaşıydık. Lekin bazı bir buradalarda teklifler gekiyora. Ana şu takva hususu da bazı bir ameli misallarda ait bir işlik teklifi şudu. Çünkü labiyede cevap vergen bulduk. Ana gece şu sukubat tüketkenimizdeki hekelerimizden bittes gelip şimdi bir soru verip kaldı. Allah razı olsun dikkatinden işleyken eken bir kalbi gibi varıp şu şekilde şu soru kepti. Bu ülkesiz yapırken bu gaplar bari kulağı soptursak hayattaki hemen müşkülerini halkı alıyor işler şu takva gibi var takılı yaptı. Şu sizi kulağısalarız mı ya ki oku bergenleriz bura bir hadisten hüccetiz var mı diye bir çıralı savaldı verdi. Buradalar bu yapırken gaplar kulağısamaz. Bu alımlar da yapıyamaz. Bu hadis emmez. Bu doğrudan doğru ayet buradalar. Bana şahitinin ki 13'te faydanı Allah Teala mana şu Kur'an'da doğrudan doğru ayetler bilen ispatla koyuyor. Bana ana şu ayetlerde adresi bilen kızı kadıyan buradalar olsa bana ayeti veriyoruz. Bugün inşallah ana şu keçe ötken dersimizi bir kança bir misallar bilen çağla bir şeyki hareket kılalımız inşallah. Bana ettik takva bu Allah Ta'ala bandalardan talep kıyken yayın anarsa. Allah Ta'ala bizden rızk soramaydı. Bizden bir şükür, bizden minnettarlık talep kıymaydı. Belki bizden fakat ibadetini, takvanı talep kıladı. Ben ettik, takva her kendi müşküllerge yeçin boyun, her kendi bir muammadı, yeçilir diyen bir yayın yolu. Fattakullaha ve yuallimukumullah dedi Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de. Sizler takva kılıyorlar, mevzum hamiyodur getemem. Faraz kıladık bir otağına, bir otaki kesaliyette, bolları alı balagat yetmegen idi, vafat etişleri arafasında türüptü. Bolları sağır koygen, ölüp keti yaptı. Tuttu ya ki üçte kiçkine bolası, ana şu beyve ayol bulan kolu yaptı. Ota keti yaptı, ah ohrat seferege. Müşküle mi? Probleme mi? Bunu hiç kanaka tanışılış bile halkı bulmuydu bunu. Bu keti yaptı adam hiç nesil kılamaydı bolası için. Lekin farzandlarına özüden ki yetim kalıp, kıylanıp keçiliği hakkında oylayan olsa adam sıkılıp giderdi. Bana şu orunda İslam nöme deydi. Bana şu vefat ettikken ota, eğer trili davrede Allah'tan takva kılıp yaşayan olsa, havatır olmasın değil yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve yaptı, farzandlarını geleceği hakkında gam kıyan, farzandlarını geleceğini oylayan ota olsa, bitti nasıl kısın yaptı. Uyan olsa takva kısın. Dalil, Musa ve Hızır aleyhisselamlar ana şu birbirine uçuraşıp Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselamdan ilim örgen mahşub olup sorgen payıda beni bilgen ilmimi örgen işlikte sabriz yetmedi dedi. Ve üçte vakıya buldu. Musa aleyhisselam hakikaten sabır kılmadı. Kemana teşvik koydu. Bir balanı öldürüp koydu ve nura bir yatken dev aldı tikke koydu. Kışlakka kirişken idi. Yatakka cahı soradı yakıda şimdi cevap vermedi. Avukat soradı hiç kim vermedi. Kışlakta çıkıp yetişeyi atıp karasa dev aldı bir çek bir kışladı çekese bir deval nurabi atıptı. Hızır aleyhisselam şimdi yengenişi vardı da ikele peygamber devalı tıkakıp koyuştu. Şimdi Musa aleyhisselam üçüncü mette sabrı yetmedi dedi ki ha bu dedi bizi yemakka yatakka cevap vermese avukat vermegen olsa ha bu devalı vurup koydu bu kışlağı aklın devalına. Ha hakkını talep kıymayız mı degen de sizi sabrı yetmegen üçüncüsü şu cevabını aytemen dedi de nemege devalı vurgenliğine aitti. Bu deval ikide yetim balanı devalıydı. Devalda tagida hazine var idi. Deval eğer yine nuraşlıyla devam etken de hazine açılıp kalardı. Bu ikide yetim bala. Yani şu baylığını himaye kalışı ki kurbi etmez idi. Ata anası yakşı adam boyanlığı için de yaptı. Musa Hızır aleyhisselam. Allah büyürdü devalda tikke koyduk. Buradalar ölüp gitken ata ana bala çakasken hemen yoldan kılışı mümkün. Hiç ne sakılamaydı. Fakat takva buna ötken olsa ölüp gitkenden keyin bu takvadar bandana farzandları Allah'a amanat bularken. Peygamberler devalını okuyarken buradalar. Ölüp getirken adam, eğer takva kılıp yaşayan olsa, gam kımıyor olursun. Eğer yusa verip, maşına vermeyen olsa. Allah Ta'ala da amanatı da buladı bular.
Fi riayatillah, Alloh taolaning hifzi himoyasida bo'ladi bu farzandlar. Birodarlar, o'shuning uchun hadab devol chaplavor, devol quravormasdan taqvo qilib ham yashab ko'raylik-da. Bizdan keyin Alloh taolaning farzandlarimizni ko'chada qo'ymaydi. Mana aytdik, taqvo bu payg'ambarlar deyuvlar, avliyolar deyuvlar. Darslarimizni birinchisida aytdik. Alif lam mim zalikal kitob la roiba fi hudallil muttaqin. Bu kitob taqvodorlar uchun chiroq haqiqat yo'li, chiroqni yo'ldagi qorong'ulikni yoritadigan chiroq dedik. Taqvodorlarga yo'l ko'rsatadi bu Qur'on dedik. Ya'ni birinchi kelayotgan oyatlarga e'tibor beraylik-da. Taqvodor bo'lsang, ina Qur'on senga ta'sir qiladi deyapti. Ina senga yo'l ko'rsatadi deyapti. Bir oyatni bir odamga o'qib bersangiz yig'laydi, qalbi ezilib. Ikkinchi odamga o'qib bersang baqrayib turaveradi. Nima bo'pti deb. Bu nimani belgisi? Ana shu taqvodi yo'qligi. Mana aytdik, taqvo qilinglar, Alloh o'zi ilm o'rgatadi dedik. Fattaqulloha va yuallimukumulloh. Qur'ondan oyat birodarlar. Imom Azamni gapirib o'tdik. Ana shu ikki bir-biriga yopishilib qolib tug'ilgan bittasi o'lik, bittasi tirik chaqaloq. Alloh taolo o'rgatuvdi, ikki og'iz so'zi bilan hozirgi kundagi doktorlar ajrata olmayotgan narsani ikki og'iz so'zi bilan ajratib qo'ydi birodarlar. Biz taqvo qilaylik. Allohni aytganda yashaylik-da. Uhud kuni musulmonlardan 50 tasini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ro'motga qo'yib qo'ydi. Orqani himoya qilib turinglar dedi. Biz yengsak ham, yengilsak ham, qirilib ketsak ham, o'lja olib yutsak ham, o'rninglardan tushmanglar, mendan to'b buyruq kelmaguncha dedi. 50 ta kamonchi Rasulullohning gapiga labbay deb javob berib, taqvo qilib turishgan edi. Xolid ibn Valid orqada otliq qo'shinni boshlig'i edi. 3 marta harakat qildi musulmonlar orqasidan o'tib urushlikka. Lekin ana shu 50 ta kamonchi taqvo qilib payg'ambarning gapida xuddi turganda 22 minutda birodarlar 7 marta bayroqdan tarishgan ekan Uhud g'azovat kuni musulmonlar. Tasavvur qilaylik-da. 22 minutga 23 minutga qolmasdan har 2 minutda bayroqni bittadan ontarishga o'rgan ekan. 7 marta bayroqi yiqilganidan mushriklar sarosimaga tushib qochib qoladi. Yarim soatga qolmasdan jang tugadi birodarlar. Nimaga musulmonlarga Alloh bunaqa yengil g'alabani berdi? Chunki taqvo qilishuvdi. Rizq topishlikda ham yo'li shu. Taqvo qilinglar, rizqingizlarga baraka beraman deyapti. Rizqni Allohning huzuridan istaylar ibodat qilishlik bilan deyapti. Ha endi 22 minut bor, yarim soatda ana shu jang tugadi. Musulmonlar mushriklarni quvib qarab ketib qoldi. 50 ta kamonchini esliklari aytdi. O'ljadan qolyapmiz dedi. Dunyo bo'lgan, dunyoga bo'lgan muhabbat uyda bir avj olib ketdi. Yuringlar, o'ljadan olib qolaylik dedi. Ba'zi bir sahobalar aytishki, "Ey, Rasululloh nima degan? Mendan buyruq kelmaguncha jilmaylar, qirilib ketsak ham, yutsak ham degan" desa, ta'vil qilishdi. Mana bo'lsa kerak u. U bunday bo'lganda bo'lsa kerak, hozir bo'lsa kerak, demak deyshgan ekan. Rasululloh urush bo'layotganda tushmaylar dedi. Urush tugadi. Yuringlarda o'tdi. Taqvodan tushishdi Alloh taolo naq g'alabasini mag'lubiyatga aylantirib qo'ydimi? Qaranglar, taqvoda turdi, g'alaba naq bo'ldi. Bir pasta bo'ldi. Taqvodan tushuvdi Alloh taolo shunday g'alabani mag'lubiyatga aylantirib qo'ydi. Jazoladi Alloh taolo bandalarini. Musulmonlar yengildi, mushriklar yengdi, 70 ta sahoba shahid bo'ldi, ularning jussalarini musla qilishdi. Hamza ibn Abdulmuttolib jigarini chaynadi, Hibbit o'tib olib qaytishdi mushriklar. Hamro orasiga yetganda to'xta dedi mushriklar. Muhammadni o'ldirmadik dedi. O'lja olmadik dedi. Madinani fath qilmadik, hech narsa qilmadik biz hali dedi. Yuringlar dedi, issiqda bosamiz dedi. Musulmonlar ham jismoniy ham ruhoniy bir mag'lubiyatga uchrab, yarador bo'lib Madinada turgan paytda Alloh tomonidan buyruq keldi. Mushriklar orqasidan quvinglar qo'shin bilan dedi. Mag'lubiyatda turgan sahobalar taqvo qilib, qiyin bo'lsa ham payg'ambarning gapiga xo'p deb chiqdi. Mushriklar orqasidan qo'shin bilan chiqishdi. Hatto shu darajada bo'lgan ekanki, ba'zi sahobalar bir jismoniy bir zaiflashib, yarador bo'lganligidan tuyaga shotiga o'tkizib ko'tarib chiqarish bo'lgan ekan. Lekin shunday qiyin ahvolda taqvo qilishuvdi. Alloh taolo narigilarni qalbiga qo'rquv soldida, ular qochib ketishdi. Aylanib kelib oqibatda mag'lubiyat g'alabaga aylandi. G'alaba bo'ldi taqvo bo'lganda. Taqvo yo'q bo'ldi mag'lubiyat bo'ldi. Mag'lubiyatda olib musulmonlar taqvo qiluvdi, Alloh taolo g'alabaga aylantirib qo'ydi. Yana qanaqa misol kerak? To'g'rida qarzlarimizdan qutulguncha, ishlarimiz bir joyda kelguncha kechasi nafl namoz o'qiymiz. Keyin ishlar yaxshi bo'lib ketgandan keyin nima deymiz? Bo'ldi. Endi shunday ketadi hammasi. Taqvo qilgan bandaga Alloh taolo mahrojni beradi dedik. Va man yattaqillaha yaj'al lahu mahroja.
Damashqda shu misk degan ko'cha bor ekan, Alloh xolam. Tarix bor ekan shu misk deb nomlanishligini. Mana xushbo'y narsani misk deyiladi bizda, mushk deymiz biz. Damashq ko'chalarining birida ana shu salaf solihlar davrida bir attor yigit bo'ladi. Yoki ana shu hali arshni malolandirdi-ku, ko'tarib yurib material sotib yuradiganlarda. Ana shu matosini ko'tarib uyimi savdo qilib yuradigan bir yigit bo'ladi. Ko'chalarda ana shu odatiga ko'ra kelib, eshik tagiga kelib, ayollar ko'chaga chiqmaganligi uchun eshik tagiga kelgan ekan do'kon birodarlar. Taqvo qilsa ayollarga magazin eshik tagiga kelgan ekan. O'zlari yugurmasa bozorga. Ana shuni savdosini qilib yurgan paytda bir ayolni eshik tagiga chaqirganligiga qulog'iga tushadi va boradi. Borganda ichkariga kiring, ichkariga kirganingizdan keyin olaman deydi. Hali yigit ichkariga kiradi. Hali ayol eshikni shunday bekitadi-da erim moncha muddatdan beri yo'q, men bilan dedi zino qilasan dedi. Majbur. Nima qilayin iloji bo'lmay qoldi deb qo'ymadi. Aytdiki, agar sen chiqib ketaman desang, hozir baqiraman, meni uyimga bostirib kirdi, tajovuz qildi, o'ldirmoqchi bo'ldi, zino qilmoqchi bo'lsa, endi o'ldiriladi bu. Zino qilay desa, Allohdan qo'rqadi. Qilmay desa, bu yerda tuhmat turibdi. Mushkulami birodarlar? Bu mushkuladan kim chiqaradi insonni bu o'rinda? Faqat Alloh azza va jalla chiqaradimi? Fattaqulloh va yu'allimukumulloh. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allohdan qo'rqinglar deyapti. Har qanaqa muammodan chiqib ketish yo'lini o'zim ko'rsataman dedi. Nima qildi yigit? U dedi, bu dedi, dod solaman dedi. Hozir har qanaqasiga bu qiz nima, bu ayol haq bo'lib chiqadi. Chunki ostonasini oqlab o'tganingizdan keyin albatta siz nohaq bo'lasiz. Ming xil yo'lni qilib ko'rdi, lekin bo'lmadi. Oxiri yigit ko'ndi. Xo'p dedi. Nima qilsam bilan zino qilaman dedi. Faqat hojatxonaga bir kirib chiqay dedi. Hojatxonaga kirdi, ana shu yerdagi najosatni olib shunday betlariga, boshlariga surkab chiqdi. Chiqqanda haligina badboy hidiga hali ayol eshikni ochib haydab chiqarib yubordi. Yo'qol dedi. Zinodan qutulganligiga, ma'siyatdan omonda qolganligiga hamd aytgancha yurgancha ko'chadan ketdi. Yuzidagi najosat mushki ambarda hidini taqatib turar edi. Birodarlar, bu payg'ambar zamonida emas, keyingi davrda bo'lgan. Bu avliyo, sahoba yoki bo'lmasa siddiq emas, oddiy bitta yigit bo'lgan. Lekin taqvo qulida Alloh nima qildi? Mahrojni berdimi? Birodarlar, bu amaliy misollar. Endi kitob yozib qo'yganda demaylik, bu bo'lgan ishlar birodarlar. Sahobalar davrida mana musulmonlar Forsni fath qilib borar ekan, Tustar degan qal'ani qamal qilishadi. Juda bir mustahkam qal'a bo'ladi, 6 oy qamal qilib olisha olmaydi musulmonlar. Har xil yo'lni qilib ko'rishadi, lekin imkoniyati bo'lmaydi. Shu derazalarni ochinglar, ozgina havo kirsin. Ozgina. Ochib qo'yar ekan, yopib qo'yasizlar. 6 oy qamal qilishadi, olisha olmaydi. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu amir bo'ladi lashkarga. Bir kishi keladi. Yuziga niqob to'sgan. Men dedi, qal'ani qana qilib ochishni yo'lini bilaman dedi. Men aytgan ishni qilinglar dedi. Qilishadi. Nima deyshad? Nima dedi? Ana shu qasrning ichiga tosh otadigan palahmoniga o'tkizishadi-da, qilish bilishini o'zini olib turib otishadi. Tunda uchib qal'ani ichiga tushadi. Devol balat, chiqishni yo'li yo'q, kunduzi qamal qilyapti 6 oydan beri natija bo'lmayapti, ichiga tushdi. Birodarlar, bu Allohdan taqvo qilganligi uchun kelmayaptimi shu ishga? Chunki irg'itganda suvga tushadimi, o'tga tushadimi, dushmanning oldiga tushadimi, lekin Allohga tavakkul qilganidan, Allohni rozi qilaman degan g'ami borligi uchun shu ishni qildi. Bir qancha muddatdan keyin otishni o'rgandan keyin Alloh akbar deb qalam eshigini ochdi, musulmonlar fath qilishdi. Juda katta o'lja tushdi. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqas aytdiki, har bitta Ayshadagi jangchini o'ljasini bergandan keyin niqob egasi ham kelsin dedi. Eng katta ulushni shu olish kerak. Chunki 6 oydan beri necha mingta musulmon qilolmayotgan ishni bitta o'zi qilib qo'ydi. Lekin nima uchun Alloh shu imkonni berdi unga? Mana hozir eshitamiz nima uchunligi. Bir necha kun kelmadi hali niqob egasi. Kim? Hech kim bu kishining kimligini bilmaydi. Oxiri amir buyurdi. Niqobiga egasi kelsin dedi. Amirga itoat qilishlik vojib. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqosning chodiriga bir kishi kirdi, aytdiki,
Ya Amiral Mu'minin dedi, men o kişinin kimliğini bilemem dedi. O kişinin dedi, üçte şartı var, şu üçünün şartını bacarsanız, al zikelerken dedi. Ne mi o? O kişinin kimliğini etmişseken, tarih kitaplarına yazdırmışseken, şu Allah'ın ölçesi yenmedi ki, şu üçte şartı koyadı, üçele şartı da tamamı ihlas. Buradalar, hakikaten tarih kitaplarına altın harfıyla yazıp koysa bu adı yanlış tıkıldı. Lekin takva kıyanı için mükafat kütme yaptı bendeseden. Allah için kıldı. Kabul kıldım degeni memme o kişi değildi. Hazreti Ömer Sa'd ibn Vakkas'tan soruyordu ki halife. Ayt degeni de ayt miymen deydi. Bitti Sa'd ibn Vakkas bu kişinin kimliğini buladı. Özü bilen gör yap gider o kişinin ismini. Hazreti Ömer dua kılarken. Hazreti Ömer buradalar. Trilik'i de cennette biletini koluyor yagen. Peygamber o kişiden razı bulup gitken, şeytan vakitçeden kese Ömer kese tezgara kalp gitti odurken Hazreti Ömer dua okuyken genekken parvardigar, kıyamet kayın olsa, meni nikab egesini yanında tırıltırginde genekken. Kıyken işini, yakşikürgenlikinden, ihlas, bu tamam ihlas bu. Şu kıyken işi de Allah'a göre bugün takva bu genekken, Allah kalanı işini o kişiyi açıver genekken. Mingler, akeler, minglegen adamlar, bazarlarda yürüp biz, rızkıdegen işi de fatih kılamızdır, açame yapız. Bitti takvadar basın. Calut koşunige, Talut koşunu keldi. 314'te Yahudiler, Şamuel Aleyhisselam bilen Talut isimli paşalı otomandan keldi. 314'te, milyon tadan 8 bin tas çıktı. Amerikalılar bilen uruşken Yahudilerden. O 8 bin tadan Urdun deryasını kesip öteken de 314'te kaldı. 314'te anlaşı Calut'ta koşunige roparamı keken de La taqaten aliyavmi bi Calut'a ve Cunudi. Bugün küçüğümüz yetmedi dişi vardı. Şunda içinde imanı var, takvadır bandalardan biri, 5-6 tası var ediyken ki, ey, kızlar kaldıramasın. Kança kança az cemaatler, katta cemaatlerde Allah'ın izniyle yengen, galaba son bilen, kural bilen bu miydi? Takva bilen bu dedip durdu. Şunda calı çıktılar ya adam, kafirlerdi kattası. Kim memnun yak yemek alışırdı? Hiç kim çıkmadı buradalar. Boyuyam yok onu da. Kural aslakasıyam cahı dedi. Bu Banu İsrail çizgin edip boyahamasını. Kurallar sallasayam yok o da. Ne için 1000 kilometre yürüp yegane de. Kim men bilen çıkar degen de 16 yaşar yigit çıkmadı mı buradalar? Men dedi. Takı vakı genç için çıktı mı? Milyondan 8 bin de. 8 binden 314'te. 314'te de yigimati. Yigimati'den bitti takı vakı layık adam bırakken 3'te taşta atı ulan tarif verdi Allah Ta'ala. Buradalar biz puşke bunu atı açalım yapıyoruz o. Hırsız degen darvazanı. Yigimati o saatler hücum kılı yapıyoruz, açalma yapıyoruz o eşiydi. Takva kılıyız da, bitti adamı ne kıyken hareket planı açıladı Allah birsin. Takva buradalar. Hop, bu erkek kişiler. İbrahim Aleyhisselam ayalı Hacer'ni, emizili İsmail'i bilen Bekke degen vadiye yetelap geldi. Ha? Esleyle iş kısana. Yetelap geldi de, tur ilamadı dedi, şarkasını kılıp gitti. Şimdi Hacer ona etti ki, İbrahim bizi taşak etsin şöyle dedi. İnne meketi yaptı. Bir tane balası, 85 kekirgenlik örgen bir tane balasını ölümge taşak eti yaptı. Hazreti Mekke şehri bulmayken. İki mette soradı, inne mette, üçüncü mette. Allahu amarake bihada. Ya Allah buyurdu mu sizge bu işte dedi. Dedi İbrahim Aleyhisselam, ha dedi. İzen len yüzeyye'ne Allah dedi, ey oğlan. Allah büyürgen için kasek, onda bizi zayıkı mıydı? Şart kasek et. Yüreğindeki kuvvet tıkarın. Erkekler gibi burada bulan yani derste etti. Allah da büyürgü müşeri kasek dedi. Şu haram pulda amasam Allah benden razı buladı mı? Valla amadım deyken de. Biz o, bize şölge bağırıp taşa varmak ki kim buradalar. Fakat sağlığa da ne kımadı yaptı, yolgan yapılmadı yaptı. Rızk hakkı da hem kımadı yaptı. Mükafat kanı kabı oldu. Mükafatta içip gördüğüleri hemeyle buradalar. Zamzam degen suda. Mekke degen şahadı barı gördüğüleri buradalar. Takva kuludu. Allah köşede koydu mu bu zayıfanı? Zamzam suyunu çıkardı. Cürhum kabilesi geldi. Mekke degen şahar payda olmadı mı? Nemanın mükafatı bari bunlar. Takva değil mi? Abdullah ibn Huzafa Sahmi
Mana sahobalardan. Rumga musulmonlar qo'shin tortib borganda asir tushadi. Asir tushadi-da ana shu Rumni podshosi bu musulmonlarni dedi payg'ambarga bo'lgan muhabbati juda qattiq ekan, bir sinab ko'rmaymizmi? 5-6tasini olib kelinglar dedi. Olib keldi. Abdulloh ibn Huzofani olib keldi. Haligi imperator shunday qarab turdi-da bitta taklif bor dedi. Asir tushgan musulmonga bitta predlojeniye bor deyapti. Xo'sh, dedi Abdulloh. Dinini qo'yasan dedi. Meni dinimga o'tasan, seni omon qoldiraman dedi. Desa yo'q dedi. Bo'lmasam o'lasan desa, o'shini deb kelganman bu yerga dedi. Bo'lmasam dedi, yana bitta taklif bor dedi. Oborishadi, devorga qo'yib, buyuruydi kamonchilarga. Kamonni shunday otinglarki, yoniga kelib sayilsin. Cho'chdinglar. Oborada qo'yishadi, otishadi, oyog'ini oldilarga, kalonlarga sayladi, olib keladi. Yana bitta taklif bor dedi. Xo'sh dedi. Dinini qo'yasan dedi. Meni dinimga o'tasan dedi. Senga juda katta pul beraman dedi. Va qo'yib yuboraman dedi. Xolamaydi. Yana bitta taklif bor dedi. Vazirim bo'lasan dedi. Birodalar, ushbu paytdagi Vizantiyskiy imperiya, mana Rim, Rum deganda Rimskiy imperiya tushunmaylik. U burun bo'lgan, Iso alayhissalom davrida bo'lgan Rimskiy imperiya. Rum, Vizantiyskiy imperiya bu. Turkiyaning territoriyasida bo'lgan. O'sha davrdagi eng kuchli imperiyani bitta imperatori vazirim bo'lasan deyapti. Faqat pul bermayapti, biz qo'llagan faqat puldi emas. Amalni ham beryapti desa, unamaydi. Unda o'ldirib yuboraman seni dedi. Shuning uchun keldim dedi. Shunda ko'zini oldida bir qancha musulmonni olib keltirib, qozonda qaynatib turgan yoqqa shunday tashlab yuboradi tirikligicha. Qovjirab, suvga terisdan go'shidan ajrab ketadi. Abdullohni olib kelib, tashlashmoqchi bo'lganda yig'lab yuboradi Abdulloh. Poshoga yetkazishadi, yig'lab yubordi deydi. Sindi deydi. Olib kelinglarchi deydi, olib keladi. Nima bo'ldi? Talabimga ko'ndingmi? Qo'rqdingmi desa, yo'q deydi. Hali ham o'sha gapimga qo'rqmadim deydi. Nima qurib ketgan, nima yig'lading unda desa aytadiki, nima yig'ladim aytaymi deydi. Hozir meni oldimdan burun bitta musulmonni tashlading, shunday qovjirab go'shi suvga ajrab ketdi. Hozir meni ham tashlashadi, men ham Alloh yo'lida bitta jonimni beraman, shu bilan Alloh oldiga yetaman. Nimaga yig'ladim? Nimaga bitta jonimni berib Alloh roziligiga yetishamanmi? Nimaga jonim mingta emas, mingta jonimni bermayman Alloh yo'lida? Bitta jonimni beraman Allohni rozi qilishga deb jonimni bittalarga yig'ladim deydi. Taqvo birodarlar. Bitta ish qilsang deydi, qo'yib yuboraman seni deydi. Poshsha qoil qoladi. Peshanamdan bitta o'f qo'ydingiz. Senda qolgan bitta peshanamdan o'f qo'ysin deydi. Peshanamdan o'f qo'ysam, qolgan asir tushgan musulmonlarni ham qaytarib yuborasanmi deydi. Qaytarib yuboraman. Abdulloh aytadi keyin, o'ylab ko'rdim deydi. Bitta mushrik nasroniyni peshanasini o'f qo'ysam hech narsa bo'lmasa kerak deb peshanasini o'pdi. Poshsho ana shu asirlar bilan qo'shib jo'natib yubordi. Hazrat Umar eshitganda aytdiki, har bitta musulmon dedi, Abdullohni peshanasini o'pishlik kerak. Birinchi bo'lib men o'zim o'paman dedi. Birodarlar, taqvo qilsa Alloh taolo yo'l ko'rsatar ekan. Shu kuni o'lmay qolishini Alloh taqdir qilgan ekan, dinida sobit turuvdi ham o'lmadi. Agar mushrik bo'lib ketganda ham o'lmasdi ekan. Alloh taolo dushmanlarni makr hilasidan omonda saqlaydi dedik. Hajjoj ibn Yusuf mana qohir xalifalardan bo'lgan, juda ko'pchilikka zulm qilgan. Ana shu o'zini shahrida katta bir qasr quradi, katta bir bino qurib, nohatta bir ziynatlar bezab qo'ygan paytda aytadi, "Moxtaylar buni" deydi, "hamaylar" deydi. Shu yerdan keyin bari Hajjojdan qo'rqqanlar saroyni moxtab ketishadi. Binosini qarang, ustunini qarang. Kalbiga qarang, peshqarasi qilib juda moqta edi. Shunda Hasan Basri shunday turadi-da, sizlarga voy bo'lsin deydi. Firavn bundan ham kattaroq qurgandi deydi. Firavn bundan ham mustahkamroq qurgandi. Juda yomonlaydi shu qolgan ishni. Hamma dahshatga tushadi. Hajjojga bu gap yetgan paytda, senlar deydi, bitta Hasan gapirsa gapini qaytarish olmadingmi? Shuncha ham bo'lib turib, Hasanni qonini ichiraman hamenga deydi. Chaqirtiradi qatl qilishlik uchun. Hasan Basriga kelganda Allohga tavakkul qiladi, taqvodor banda bo'lgan. Mushkulaga kelyapti. Mushkuladan qanday chiqaryapti Alloh? Kelishligiga chopaman, otaman degan Hajjoj qo'sh qo'llab, ikki qo'llab kutib, to'g'riga o'tkazib, bir pera choy berib, muomalasini zo'r qilib chiqarib yuboradi qaytar birodarlar.
Ahmad ibn Hanbal Qur'onni mahluq deysan deb xalifa majbur qilgan paytda, unamasdan mahluq emas Allohning kalomi degan paytda o'limga hukm qiladi. Olib kelgunga qadar Ahmad ibn Hanbalni qatl qilishlikka xalifa o'zi o'lib qoladi. Bu mushkullardan kim chiqaradi birodarlar? Bu amaliy ko'rinishlari bu. Biz nima qilaylikki biz taqvo qilib hayotimizni ko'rmayapmiz shu natijasini. O'shuncha quruq gapga o'xshayapti nazarimizda. Zamonamizda bo'lgan birodarlar, Ahmad Kishki, Abdulhamid Kishki, ikki ko'zi ko'r bo'lgan olimlardan bo'lgan, Misrlik bo'lgan. Shu kishini qomashgan din uchun azoblashgan. Shunday azoblashganki, itni kirgizib olgan, quturgan itni. Kirganda hali it Abdulhamid Kishkida tolashga deb mo'jallangan it temaydi u kishiga. U kishi namoz o'qigan yonboshga o'tib turadi. Abdulhamid Kishki ovqat olib kelgan paytda yarim ovqatini itga surib beradi, sindirib nonini. It yemay surib qo'yadi Abdulhamid Kishkini oldiga. Buni ana shu qo'riqchi bo'lgan keyingda kel mana shu ishdan pushaymon bo'lgan soqchilar gapirib bergan bu narsani. Abdulhamid Kishk bavul qilsa, siydigini yalab kunni o'tkazgan it. Hattoki it uni tolamayotganligini ko'rganda soqchilar olib chiqib ketgani kirganda it Abdulhamidni himoya qilib ularga tashlanadi. Birodarlar, taqvo qilganda Alloh taolo mana shuni bir kalomatini ko'rsatib qo'ygan. Bu mana shu biz 20-chi asrda bo'lgan ishlardan. Agar u yerda uzoqda bo'lgan desak, mana kechagi bo'lgan davrlar birodarlar. Har qanday mushkuladan Alloh ish chiqargan. It olib chiqib ketayotgan, olib chiqib ketishga kirgan it tashlanib turib olganda Abdulhamid itinga aytdi, "Bu sizlarni itinglar" dedi. Shunda Abdulhamid bir og'iz gapiradi, "Ey Allohning mahluqi, chiqib ket." Chiqib ketyapti, itni yig'lagan rivoyat qilishadi birodarlar. Ko'zidan yosh oqqanligini mana shu soqchilar rivoyat qiladi. Bu nimaning belgisi? Taqvo qilinglar deyapti Alloh. Har qanday mushkuldan chiqarib, biz bor yo'qi shu pul uchun taqvo qilib qo'ysak ham katta gap bo'lyapti. Bu pul melichidi birodarlar. Haliga yog'och usta randani stanogiga yog'och haydayotganda to'pon tushadi taydan. To'poniga qiziqib randaladimi yoki romi tekis bo'lsa shu randaladimi? To'pon uchun randalayotgan duradgor ahmoq bo'ladi. U xolasa xolamasa to'pon unga qoladi, tushadi. Hozir to'pon chiqyapti deb turib. Biz Allohni rozi qilishlik uchun taqvo qilaylik-da. Bu rizq melich birodarlar. Mayda arzimagan narsa, lekin shuni boshimizga kiyib olganmiz problema qilib. Tushundinglarmi? Rizq uchun taqvo qilmaylik biz. U o'z-o'zidan keladigan narsa. Hali valasab debsiz, pedal aylanadi-yu. Darslab o'tirgan bola pedal aylanganiga qarab borib valasabdan tumshug'ini devorga soladi. Chunki aylanganiga qiziqadi. Oldiga qarasa bu aylanaveradi o'zidan o'zi. Biz o'ylanadigan narsa emas rizq bu. Taqvo qilinglar, men o'zim o'rgataman deyapti Alloh azza va jalla. Inna akramakum indallohi atqakum dedi Alloh taolo. Allohning huzurida sizlarda eng hurmati balatinglar, Allohdan ko'p taqvo qilganinglar dedi. Mana birodarlar. Bu Alloh esimizga solgan ba'zi narsalar. Agar tarixni gapiradigan bo'lsak, qaraydigan bo'lsak, to'liq yotibdi. U tarixda nomi tarix kitoblarida qolgan kishilar taqvo qilgani uchun kitobda qoldi ularda. Nima demadinglar? Qancha-qancha podshohlar, qancha-qancha bir boyvachalar kelib ketgan. Ularda atana bola chaqasi ham islamiydi kerak bo'lsa. Lekin taqvo qilganlar Alloh taolo mana shuni o'zining kitobida yozib zikr qilib qo'ydi. Bu sahobalar, tobiinlar, olimlar gapni indallosa akalar. Taqvo qilaylik-da. Rizq bu ko'plab keladigan narsalarning qatoridagi bitta narsa. Lekin shuni pesh qilib gapirishga to'g'ri kelyapmiz. Taqvo qilsanglar ishlaringiz yurishadi deyapmiz. Gapdim deb poskanlasa. Ha, demak taqvo qilsam ishlarim yurishar ekan deb turib taqvo qilsa ham ajamas keyin tushunib qolsa taqvoda. Fattaqulloha yazidukum quvvatan ala quvvatikum va la tatavallaw mudbirin. Mana Hud alayhisalom aytadi, "Ey qavmim, Allohdan taqvo qilinglar" deydi. "Quvvatingizga quvvat qo'shadi" deydi. Quvvatingizga quvvat qo'shadi. Abetda ikkita tuxumimiz. Kuchliroq otimiz. Nima qilmaslik uchun? Charchab qolmaslik uchun. Saharlikda ko'proq yeyinglar birodarlar. Yong'oq yeyinglar ikkita ovqatdan keyin. Xilma-xil taomlar yeyaylik. Nima uchun? Qiylanib qolmaylik, charchab qolmaylik, iligimiz uzilib qolmaylik.
Taqvo qilaylik da birodarlar. Sahalik qilmasiz ham qoningiz to'g'ri yuraveradi. Kim to'g'izadi qoringizni? Biz ovqatga suyanmaylik qonimizni tikka turishlikka. Biz pulimizga suyanmaylik hayotdagi problemalarni hal qilishlikka. Taqvo qilaylik, Alloh taolo hamma narsani o'zi hal qilib beradi. Mana Alloh taolo mana shu oyatdan tugatamiz. Agar ular dedi Alloh taolo Tavrot va Injilni qoyim qilishganida dedi mana shu Banu Isroil. Oyoqlarini ostidan ham baraka kelardi, ustlaridan baraka kelardi, lekin inkor qilishdi. Shu qilgan ishlar tufayli bizlarni azobladi dedi. Alloh taolo birga bo'ladi taqvodor bandasi bilan. Nahl surasi. Alloh taolo muhabbati bo'ladi bandasiga, taqvodorlik bandasiga. Tavba surasi. Alloh taolo do'st bo'ladi bandasiga, taqvolisiga. Josiya surasi, Anfal surasi. Ishlarni yengil qiladi Alloh taqvolik bandasini. Taloq surasi. Gunohlarini kafforat qiladi. Taloq surasi. Xavf-u xatardan Alloh omonda saqlaydi. A'rof surasi. Yaxshi amallarini faqat taqvodordan qabul qiladi. Moida surasi. Osmonni yerdan barakani yog'diradi. A'rof surasi. Dushmanlarni makr-hiylalardan o'zini nari qiladi. Oli Imron surasi. Ilm beradi. Baqara surasi. Najot beradi Alloh taolo. Maryam surasi. Jannatni beradi Alloh taolo. Naba surasi va xayrli oqibatni beradi Alloh taolo. Toha surasi. Har bittasiga birodalar Qur'ondan oyat bor. Hujjati eng kuchligi bu. Gap qisqasi taqvodor bo'laylik. Ikki dunyoyimiz obod bo'lishini xohlaydigan bo'lsak. Undan boshqa yo'l yo'q birodalar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.